Evet arkadaşlar, Alemin Kralı Gırgır Tayfa'da değerli kardeşim Sezer'le birlikteyiz. Hafiften böyle ilerliyoruz. Şimdi Saat Kulesi bölgesindeyiz. İzmit turumuzun 5. etabında yine sizlerle birlikteyiz. Ben ailenizin YouTuber'ı Mustafa Göksel. Size şimdi çok önemli yerleri tanıtacağım. Evet, şu anda görmüş olduğunuz yer, daha önceki videomuzda çekmiş olduğumuz Av Köşkü'nün bahçesinden bu Saat Kulesi'ne açılan saray kapısı. Bu kapı 1998 yılından itibaren kapatıldı ve geçiş yasak. Bu şekilde çekim yapılabiliyor. Ama birçok video çekenler ve fotoğrafçılar özellikle burayı kullanabilirler. Evet Sezer'cim, seni şimdi böyle alayım ben. Ne düşünüyorsun bu bölüm hakkında? Yorumları alalım. Ben de çektim. Güzel bir kadraj yakalayabildiğimi düşünüyorum. Tavsiye ederim. Gelin, evet. Görün. Deneyin. Güzel. Hani tarih kokuyor gerçekten. Öyle diyebilirim ben size. Yes. Biz de öyle düşünüyoruz ve şimdi esas bölüme geçiyoruz ilerleyerek. Aynen. Evet, ilerleyelim. Sevgili izleyicilerimiz için. Saray kapımızdan ilerledik. Ve diyeceksiniz ki şimdi nereye geldiniz? Evet. Kültür Tepesi'ndeyiz. Burasının adı Kültür Tepesi. Evet, şu anda İzmit'imizin sembolü olan dev bir yapıyla sizlerle beraberiz. Bu İzmit'imizin sembolü Saat Kulesi. Dev olmasının yanı sıra aynı zamanda gerçekten tarih kokan bir yapı. Hani ne kadar restorasyon çalışması yapılmış olsa da gerçekten güzel yani. Güzel. Gerçekten de öyle. Şöyle gösterelim size. Bu Saat Kulemiz, özellikle söylemek istiyorum, Çanakkale Savaşı döneminde, o dönemdeki işgal dönemi zamanında 1915 senesinde yapılarak bu şehrin, yani İzmit'in bir sembolü olarak günümüze kadar lanse edildi ve geldi. Dönem dönem o saat bozuldu ama tabii ki tamir ediliyor. Onun tamiratını birkaç kere yaptılar ve süper oldu. Evet arkadaşlar, şimdi değerli kardeşim Sezer'le birlikteyiz. Evet, gönlümüzde nur vuruyor şu anda. Evet, ismimize nur yağdı. Evet. Evet, ne diyorsun Sezer'cim? Abi, Saat Kulemizi de tanıtmış olduk. Evet, gerçekten güzel bir video serisi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ama şunu da söyleyeyim. UNESCO'nun dünya çapında UNESCO'nun gerçekten dünyaya mal olmuş bir kültür mirası olarak burayı tescillemesi lazım. Yani, belki de tescillenmiştir, biz bilmiyoruz. O da olabilir. Ama gerçekten İzmit tarih kokuyormuş. Seninle beraber bu seriyle onu anladım. Birçok tarihi yapı varmış. İnsanlarımız kıymetini bilmiyorlar tabii. Öyle. Saat Kulesi'nin önemli bir özelliği de dört bir tarafında çeşme olması. Üç tarafı çeşmelerle çevrili. Merak etmeyin, bir ada değil bu, kule. Üç tarafı çeşmelerle çevrili olan bu Saat Kulemizin. Çeşme olmayan tek yeri var, o da zaten giriş kapısı. Aynen öyle. Şimdi o şekilde de bir size bir tanıtımda bulunalım. Saat Kulemiz bu şekilde arkadaşlar. Evet. Çok geçerli ya. Gerçekten. İlkokuldayken ilkokul öğretmenimiz bizi bir geziye getirmişti ve müze müdürlüğünden izin alarak o zaman yetkililerden burayı açmalarını istemiştik ve izinle girdik içeriye. O içerideki saati çıkıp görmüştük. Hadi ya. Öyle bir şansa eriştik. O zaman böyle teknolojiler olmadığı için fotoğraf çekemedik. Ondan sonra işte rahmetli babamın Romanya'dan ne getirttirdiği Wizen fotoğraf makinesi var, 36 pozluk. Ondan sonra ben de klasik banyolu. Senin zamanında aynen pozlular vardı. Aha. Bir pozlu olaydı da çekeydin o zaman keşke. Aynen, bir pozlu olaydı da çekeydik. Güzel. Evet arkadaşlar, bugünkü kültür turumuzun, daha doğrusu
Kültür turu da oldu ama Sezer'im seni şöyle alayım. Geldim. Bugünkü çekimlerimizle birlikte İzmit turumuzun 5. etapını da bitirdik. Hepinize iyi seyirler diliyoruz değerli arkadaşlar. Ve videolarımızı izleyerek like atıp kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Gırgır Tayfa hepinize mutlu günler diler. Aleyküm selametle.